üzerine de maydanoz serpiştir veriyoruz. Şöyle. Süs olsun diye. Bu şekilde. Ülker Hanım bahçede çalışıyor. Yukarıda. Ben de Çekin'den geldim. Burada malzemeleri hazırlayayım dedim. Gidelim yukarıda Ülker Hanım'la beraber hem işlerimizi yapalım, Ülker Hanım'a yardım edelim. Hem de orada kuzinede köftelerimizi pişirelim. Evet, şöyle bir tatlı kaşığı kadar karabiber öğüttük. Diri karabiberden çektik. Yine bir tatlı kaşığı kadar ev yapımı kırmızı pul biber. Bir tatlı kaşığı kadar kekik. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bir tatlı kaşığı kadar kimyon. Böyle bir adet yumurta. 3 adet soğanı soyduk. Böyle makineye girecek hale getirdik. Doğradık. 3 diş böyle sarımsağımız var burada gördüğünüz gibi. Bir dömet de maydanozumuz var. Maydanozun saplarıyla birlikte kullanacağız arkadaşlar. Kıyma makinesine çekeceğimiz için maydanozun tepesini kullanmıyoruz. Her tarafını bir kullanıyoruz. Evet, daha sonra şöyle 3 dilim biraz bayatlamış ekmeğimiz var. Yine şöyle 1 kilo kadar kemiksiz kuzu etimiz var. Kıyılmış. İnce ince doğradım makineden geçsin diye. Gene böyle yeteri kadar domatesimiz var, biberimiz var, patlıcanımız var. Ülker Hanım artık orada nasıl ne kadarını kullanırsa ben biraz fazla götüreyim. İhtiyacı kadar kullanır. Kalanı orada kalır değerli arkadaşlar. Evet, malzemelerimizi de saydık. Şimdi hemen makineden etleri geçirelim. Kıyma yapmaya başlayalım değerli arkadaşlarımız. Evet değerli arkadaşlar, şimdi ekmek, soğan, maydanoz, sarımsak ve eti beraber çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıymamızı çektik. Şimdi sırasıyla önce yumurtamızı kırıyoruz. Harcımızın üstüne. Daha sonra karabiberimizi ilave ediyoruz. Kimyonumuzu ilave ediyoruz. Pul biberimizi ilave ediyoruz. Kekiğimizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Evet, bu şekilde köftemizi yoğuruyoruz. Hamur halinde. Birbirine yedirelim malzemeleri. Kıyma et gibi değildir değerli arkadaşlar. Çektikten sonra hızlı bir şekilde tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde bakteri üretir ezilerek çıktığı için. O yüzden kıymaları önceden çekip de dolaba koymak, uzun süre kullanmak doğru değildir. Kıymayı çektikten sonra aynı gün içinde tüketmeniz gerekir. Yoksa et gibi değildir. Hemen bakteri üretir. Bunu da size bilgi olarak vermiş olayım değerli Ülkenin Dünyası izleyicileri. Tamamdır. Şu anda köftemizi yoğurduk. Şimdi bunu 1 saat dolapta bekleteceğim. Ben üzerimi giyinene kadar dolapta dursun. Ondan sonra götüreceğiz bahçeye. Ülker Hanım artık bize nasıl bir köfte yaparsa orada bunu yapsın kuzinede. Şöyle üzerini bir streçle kapladıktan sonra dolaba kaldırabiliriz artık. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Aleykümselam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bekliyorum gelmeni. Bekledim. Geldin çok şükür. Dediğin işleri yaptım. Kıymayı çektim. Malzemeleri hazırladım. Kıymayı çektin mi? Çektim. İyi, ben de yoğurayım o zaman. Yoğurdum ben, yoğurdum. Hazır yani. Sen sadece yap. İyi, tamam, sağ ol. Malzemeleri de getirdim. Sağ ol, Allah razı olsun. Oldu.
Allah Hadi razı bakalım. Olsun. Alayım. Ben, eline koluna sağlık. Ben yemeği yapayım. Sen yemekleri yap. Ben de narı toplayacağım bahçede. Tamam. Tamam. Sen işini hallet. Hadi, hadi sen... kolay gelsin. Tamam. Kapıyı kapat. Şöyle alayım alayım. Bugün ne yaptım bugün? Kuru otları hepsini yolup 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 topladım. Yoldum yoldum topladım. Temizledim. Bir başlarsak bellemeye bahçede şöyle tertemiz bellerim. Otlar çıktı bak bak yenecek otlar. Gel gel ne kadar güzel oldu. Bu karga innesi. Çok güzel bir böreği olur. Ebe gömeşlerine bak. Taze taze. Tazecik tazecik şöyle çıkıyor. Ah 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 ektiğim baklalar. Harika çıkmış harika. Gerçekten. Bak 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 ekerkene göstermiştim. Yeni fark ediyorum. Ne güzel ya. Olmuşlar. Allah'ım bahçede geziyorum da iki yanıma hiç bakmıyorum. Çok güzel olmuşlar Hüküm Hanım. Allah'ım Allah'ım gel gel şuna bak ya Rabbim. Aman Allah'ım. Evet Hüküm Hanım'ın sevincini görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bakın ya bakın. Bakın gördünüz değil mi? Bak. Evet. Neden diyorum ben? Bahçe işi mutluluk diye. Bak ekiyorum diye uğraştım. Su vermiştim. Rabbim de bir gün yağmur da verdi. Ne oldu? Çıktı. İşte bak. İşte bundan mutlu oluyorum. Kuru tohum atıyorum. Rabbim de filizlendiriyor. Yemyeşil oluyor. Allah Allah. Ben de inan ki arkama bir döndüm bunları gördüm. Hızlı bitmiş bunlar. Kerem hızlı büyümüşler. Hızlı çıkmış bak. Yeni daha... O vidoyu yüklediğim günü ekmiştim. Daha yeni ya kaç gün 10 oldu? 10 gün olmadı herhalde. Bilmiyorum ama tam şimdi kaç gün oldu da. Şimdi ne yapacağız? Bunlar yeşerdi. Çıktı ya filizlendi ya. Evet. Bunları çapa yapacağız. Bak yabani otlar bitmiş. Tereler, rokalar bak bak bunlar yeni çatlıyor. Aralarına saçı verdiydim hani. Neyse biraz otlar büyüyese o da büyür. Tamam. Taze taze yolar yeriz. Ya Rabbim ya benden mutlusu yok ya. Allah Allah. Allah Allah bak bak neler çıkmış. Gel bu ne çabuk çıkmış. Şurayı bir çeker misin hacı? Bunlar ne Hüküm Hanım? Bunlar ne? Tereler, tereler. Oo, çıkmışlar. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. Çok çok çıktı bunlar ya. Ya bu o kadar hızlı çıktı mı? Bu da ne biliyor musun? Sarımsaklar da çıkmış galiba. Evet. Gel 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 gel. Bak sarımsaklara bak Hüküm Hanım. Gel bak. Bak. Hepsi bitmiş bunların. Aynen. Ektiğim tereler. Ektiğim tereler. Soğanlarını görmedin sen ama. Gel bir soğanlarına bak. Soğanlarımı gel. Gördüm. Onlar çatlıyor yeni. Soğanların da olmuş. Onlar çatlıyor. Yeni yeni çıkıyor. Onlar büyüyecek. Öbür taraftakileri yiyeceğiz. Evet. Şifalı tel tereyi ektiğimiz günü video çekmiştim. Bakın nasıl bitmiş. Allah'ım nasıl çatlamış. Şuna bak. Şimdi ne yapacağım? Neyin derdine düşüyoruz biliyor musun? Önce ekelim bir diyoruz. Ekiyoruz. Sonra filizleniyor, çıkıyor, çatlıyor tohum. Ondan sonra da için otlarını temizleyelim derdine düşüyoruz. Sonra da yiyelim derdine düşüyoruz. Daha sonra da tohum kalsın derdine düşerken böylelikle böyle Allah'ın izniyle mutlu mesut bedenimiz yoruluyor, kafamız dinç oluyor. Akşam yastığa başımızı koyduğumuzda ne oluyor? Dinç dinç sabah kalkıyoruz. Yani kafamızda sorun olmadığı zaman uykumuz da kanıyor, vücudumuz da dinleniyor. Çok güzel oluyor. Onun için el eren, gücü yeten bahçeyle uğraşsın, eksin. En azından yeşilliklerini eksin derim. Yani tere, roka. Ha toprak yok, bahçe yok diyorsanız gerçekten balkonda da güzel oluyor. Balkona böyle uzun saksılar var ya onlara ekin azık azık. Görün bakın nasıl böyle o kötü enerjiyi alacaktır. Toprağa dokunacağınız ya az da olsa 3 dakika 5 dakika otunu yolacaksın, ekeceksin. 3-4 tane saksı alsın birine taze soğan, yeşil soğan. Birine tere, birine roka, birine maydanoz eksin. Tamam işte. Çok güzel olur yeşillik olarak. Ondan da ekerken uğraşacağınız ya böyle kötü enerjiyi alıp götürecek toprak.
toprağın dibine gömecek kötü enerjiyi. İyi enerji de sizde kalacak. Depresyon toprağın dibine gidiyor yani. Aynen. Tamam. Aynen. İnşallah. Ne bileyim, sizlerle paylaşıyorum sevincimi ya. Allah Allah. Allah, her şey çıktı. Nasıl hızlı değil mi? Nasıl çok hızlı çıkmış Hülker Hanım. Allah'ım yarabbim. Şu var. Bizim burası aşırı gürültülü arkadaşlar. Kusura bakmayın galiba. Çocuklar oynuyorlar. Evet. Evet. Çocuklar bağırıyor. Anneler ondan da fazla bağırıyor. Neyse. Hadi gel. Gidelim. Dediğim gibi boş alanlara ekiyorum. Şöyle baktığımızda bahçe, bahçede ağaçlar çok sık. Çok sık. Sık olduğu için de burası boş. Buraya roka ektim. Gösterdiğim yere, boş olan yere de tere ektim. Bunları da bu rokalarda daha önce ekmiştim. Bak, onlar koca koca oldu. Bunlar da koca koca oldu. Aşama aşama ekiyoruz. Şimdi bunları yiyoruz. Bunlar biraz kart aldığı zaman buradakiler büyüyecek. Bunları yiyeceğiz. Gibi gibi işte, bahçe işleri böyle. Bu şekilde hayat devam edecek. Ta ne zaman ömrümüz bitesiye kadar böyle devam edeceğiz. Ekeceğiz, yetiştireceğiz, yiyeceğiz. Durum bu. Toprağı kabartıp ektiklerimiz var. Bir de ekmeyip Rabbim tarafından bahçede filizlenip yeşerenler var. Şöyle göstereyim. Yenilir ot türü. Karga ignesi. İğnelik denilen otlarda yetişti. Kış ayı girmeden yetiştiler. Böreği, kavurması, soğanlı harika olur. Sabit tutuyorum ki herkes öğrensin İğnelik otunun tazesini. Şöyle. Şu şekilde. Biz karga iğnesi diyoruz. Çok yerde İğnelik diyorlar. Başka atları da vardır yöre yöre. Şöyle sabitledim bakın. İstek üzerine sabitliyorum. Kıpırdatmıyorum kamerayı, oynatmadan gösteriyorum. Şöyle kökü. İşte bunları toplayacağım şimdi, doğuracağım, oh, kavuracağım. Havalar güzel gitti. Havalar güzel gidince aynı sefala bile çiçek açtı. Bak, tomurcuk. Tomurcuk bunlar. Bunlar da çiçekleri. Yani zamanı değil de havalar güzel gitti. Yani o yüzden de her taraf bak açtı. Bir kısmını da aynı sefaları ektik. Ektik. Ektiğimiz yeri de göstereyim. Bak, onlar da şılış, pırıl pırıl oldular. Onlar da pırıl pırıl oldu. Hülker Hanım. Acaba. Sana bu zeytin bir şey anımsatıyor mu? Anımsatıyor. Nedir bunun hikayesi? Bu zeytin hikayesi nedir? Bu zeytin 17 sene önce dikilmişti değil mi? Küçücüktü. Evet, 18 sene. 17 sene. Ha, 18 sene. O diktiğimiz günü de babam gelmişti buraya. Ahmet babam, yani eşimin babası, benim de babam oluyor dolayısıyla. Şimdi bu durumda bu zeytin. Koca yani, ağaç oldu. Yani. Koca ağaç oldu. Kolay meydana gelmiyor ağaçlar değil mi? Ufacıkken, 1 metreyken babam bunun tepesini tutup seviyordu yani. Ha, evet. Ama şu anda gördüğün gibi bakın, koca ağaç oldu ve yüklem yüklem artık zeytin veriyor ya. Aradan 17 yıl geçmiş Hülker Hanım. Bu Hülker Hanım'ın dikmiş olduğu zeytin. Elleriyle dikmişti. Hülker Hanım dedim, biraz derin gaz, bu olmaz dedim. Olur olur o dedi. Hakikaten mükemmel şekilde oldu. Gerçekten bakın ne kadar da zeytin veriyor şu anda yani. İşte özengisinin kalınlığı da bu kadar oldu. Evet. Demiştin değil mi? Oo, bu büyüyecek de biz de yiyeceğiz. Aynen aynen öyle söylemiştim yani. Büyümez mi? Olmaz. Su yok. Evet. Bir şey yok demiştin ama ne oldu? Ben zaten zeytin dikelim. Çoluğumuz çocuğumuz yesin diye değil. Çoluğumuz çocuğumuz yesin diye dikmeyeceğiz.
bizden sonra arkamıza geriye bir şeyler bırakmak için zeytin ağacı olsun, herhangi ne ağacı olursa olsun dikeceğiz. Dağa dikeceğiz, taşa dikeceğiz, tarlamıza dikeceğiz. İnsan yemezse kurt ye, kuş ye, ne bileyim herkes yer. Çoluk çocuk yesin diye dikmeyeceğiz yani. Öyle dikersek zaten olmaz. O zaman herkes yesin diye ekeceğiz. Aynı sefalar da o gün ekmiştim ya. Evet canım. Dünden önceki ekmiştim. Onlar da evet. Işıl ışıl oldu onlar da bak. Ayaklanmışlar Hülker Hanım. Ayaklandı uyandılar. Bakalım bunlar. Uyanır. Uyanırlar. İşte durum bu. Ben ne yapayım? Şimdi Şahin abiniz kıymayı ne güzel çekmiş, hazırlamış, sağ olsun getirdi. Gideyim onu yapayım. Kuzine sobayı yakayım da o yemeği yapayım. Şahin abiniz de birazcık bahçede işlensin. Mor zeytinleri ona emanet edeyim, o toplasın. Hadi şimdilik ben gidiyorum yemek yapmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Şahin abiniz şöyle kıymayı sağ olsun hazır ederek getirdi. Ne yapıyorum? Köfte yapacağız. Tepsiyi yağladık. Köfteleri yuvarladım, bitirdim, tepsiye sıraladık. Şimdi kuzine sobayı yakacağım, fırınına süreceğim Allah'ın izniyle. Çıra. O kadar bulunmaz bir nimet ki bu çıra. Sobayı tutaştırmak için gerçekten bulunmaz bir nimet. Yansın şimdi. Kütür kütür yansın sopamız. Yemekten sonra çay içmek. Çay içmek olduğu için suyu da kaynasın. Bismillahirrahmanirrahim. Köftelerin yanmadan içinin iyice daha güzel pişmesi için üzerine kapak kapayacağım. Şöyle tepsinin. Pişsin bakalım. Tepsi kapamadığımız zaman ayarı yok ya, çok yanıyor, az yanıyor, içi çiğ kalabiliyor köftelerin. Bu şekilde içine sine sine yanmadan üzeri altı pişsin diye kapandı. Kapattık, bekleyeceğiz pişmesini. Köfteler çok güzel bir şey. Hala fıkırdamaya devam ediyor. Güzel bir şekilde pişti. Yani içleri çiğ kalma ihtimali yok şu anda. Sos vereceğim. Tepsi de biraz böyle şey olacak. Sosu almayacak, taşacak. Daha derin bir tepsiye aktarmam lazım bu köfteleri. Derin olmayan tepsiden derin olan yuvarlak tepsiye aktardım köfteleri. Şimdi koyacağız.
Şöyle. Çiğden biber, patlıcan, patates. Çiğden koyuyorum. Ne yapıyorum? Sos. Domatesleri koyduk. Acı biberler de üzerine uzun uzun dizdim. Şöyle koydum. Papya biberleri ufak keserek koyduk. Papya biber çok lezzet veriyor yemekte. Biz çok seviyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Fırına gönderiyoruz. Fırına gönderdik. Tıkır tıkır tıkırdasın. Pişsin. Ne yapacağım? Tepsiyle üzerini bir 5-10 dakika kapatacağım. Şöyle bir 5-10 dakika üzerini tepsiyle kapatacağım. Bunun nedeni de içindeki sebzeler, patates, patlıcan çiğ kalmasın. Papya biber biraz geç pişer. Çiğ kalmasın. Pişsin, 5 dakika sonra ya da 10 dakika sonra bakacağım duruma göre, ateşin yanmasına göre ayarlayamıyoruz çünkü bunu ya. Hem çevireceğim hem de kapağını alacağım. Üzeri de kızar verecek, tamam olacak. Hadi Allah'a emanet olsun, pişsin inşallah. Çok amaçlı kuzine soba. Üzerinde başka yemekler yapıyoruz. Çay suları kaynıyor. Şöyle. En güzel de masrafsız. Hem ısınıyorum, hem yemek yapıyorum. Masraf olmuyor yani. Bakalım. Tepsiye alayım. Gayet güzel güzel pişiyor. Yumuşamış bakın. Şöyle pişmiş. Pişmiş sebzeler. Şimdi kapağını alacağım. Kızaracak, tamam olacak. Kızarınca tamam olacak inşallah. Şöyle. Piştiğini tahmin ediyoruz. Kızardığını. Oo. Haftasın yanacakmış. Olmuş bu, çıkarıyoruz. Çok güzel görünüyor. Evet, evet. Şöyle biberlerin biraz daha, sen dedin ya kızarmasını istiyorum, evet, diye. Kızardı. Çok mükemmel görünüyor Hülker Hanım. Çok güzel oldu ya. Maşallah. Oo, ellerine sağlık. Müthiş. Vallahi nasıl fakır fakır kaynıyor bak, görüyor musun? Evet evet. Şöyle yapıyoruz. Tamam. Ne yapacağız gayri? Üzerine de maydanoz serpiştir veriyoruz. Şöyle. Tamam. Süs olsun diye. Şekilde. Ben bunu yemeyeceğim, yanında yatacağım Hülker Hanım. Senin kadar olmasa da iyi kötü. Yok, mükemmel oldu. Gerçekten mükemmel oldu. Bak, eline sağlık. Şey olsun diye demiyorum. Ha. Görünüş itibariyle bile çok mükemmel oldu yani. Senin kadar sağlık olamaz da. Yok, estağfurullah. Şahin abiniz tabii aşçı. Bu ara yemek kızardı kızardı da biz de kızardık. Biz de kızardık. Acayip yanıyor. Kapatayım gayri. Evet. Kapatayım gayri ben bunu ya. Kapat gari, çayımız demlesin gari. Oh, çayımız demlesin. Evet. Şahin abinizle yıllar yılı hafta sonu düğün yemeği yaptık. Geçen gün misafirlerimiz geldi Karaçaydanlık'ta. Çay pişirdik videosu var ya, bir ikinci video geriye, evet, dönük. O büyük gördüğümüz koca koca kazanlarla biz yemek yaptık. Şahin abiniz yemekleri yaptı. Düğün yemeği, sünnet, mevlid, nişan, herhangi bir yemek. Ben de bulaşıkçıydım yanda. Öyle o şekilde Allah'ın izniyle bugüne geldik. Ama şimdi yemek yapmayı bıraktık gari. Yani hafta sonu yemek yapmayı bıraktık. Yoruluyoruz gari. 500 kişilik, 1000 kişilik yemek yapardık. Düğün yerine gidiyorduk. Tencerelerimizi kuruyorduk. Düğün sahibi hiçbir şey yendirmiyordu. Biz yok, kabımız, gacağımız, tenceremiz, tavamız, hı hı, her şeyimiz kendimizdendi. Evet. Sadece malzemeleri alıyorduk. Bir kısmına da malzeme de almıyordu. Biz alıyorduk malzemeleri yani. Yani tabii tabii. Öyleydi yani. Pazarlığa göre. Pazarlığa göreydi. Pişirdik.
Ekmek yedik mi? Tabii ki ekmek yedik. Yani çocuklarımızı okuttuk. Şöyle vallahi düşünüyorum da Allah'ın izniyle alın teriyle oldum bit. Alın teriyle çalıştık. Alın teriyle yedik. Şimdi yemeğimiz de demlesin. İnşallah. Afiyet olsun yapıp yiyenlere. Bize de afiyet olsun. Şifa olsun. değerli takipçilerim diyorlardı. Hep ot pişiriyorsun. Ot. Yani ot yemekleri. Domatesle başladın. İşte domatesle bitirdin gibi yorumlar aldım. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Biz zaten et çok seven insan değiliz. Çok sevmiyoruz eti. Zepseymiş, otmuş, işte yeşillikmiş. Onları daha çok seviyoruz. Bir de ben çok et yemi çok pişirmiyoruz zaten de. Pişirdiklerimi de çekmek istemiyorum fazla. Bunu da sadece böyle hem bir tarif olsun hem de kuzine sobanın ne kadar çok amaçlı güzelliğini göstereyim dedim. Öyle çektim. Çok sık et yemekleri çekmek istemiyorum, çekemiyorum. Yani içimden gelmiyor. Güzel oldu değil mi? Hem ne güzel. Çok güzel oldu. Hem ne güzel. Hem ne güzel. Tamam canım, eline sağlık. Tamam. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun değerli dostlarımız. Ülker'in dünyasında kalın. Allah sağlık, mutluluk versin. Hastalıklardan uzak olun. Neşeniz bol olsun. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda güzel görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli ben dostlar. Ben çok neşeliyim. Evet. Niye? Ektiklerim çimlenmiş. Evet. Çıkmış. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbim verdiklerine çok şükür Allah'ım sana. Toprağa atıyorsun. Allah'ım yani Allah'ın kapısına atıyoruz tohumu. Gerisini Allah'a bırakıyoruz. Sırt üstümüze yatıyoruz. Bir bakmışız yeşermiş, bir bakmışız olmuş. Tencereye, tepsiye, salata tabağımıza girmiş oluyor yeşillikler. Değil mi? Ne kadar kolay değil mi? Hiç biz zahmet çekmiyoruz ki. Onun bir sahibi var, o büyütüyor nasıl olsa. Ne güzel, i̇şte, Ahmet Allah'ım. Durum bu. Durum bu. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Sevgilerle kalın. Takipte kalın değerli arkadaşlarım, değerli takipçiler. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığınız için seviliyorsunuz. Kalpler gönderiyorum. Allah'a emanet olun.